CHR 3021 sürümü ile birlikte işe giriş ve işten çıkış süreci modülü devreye alınmıştır. Bu modül ile birlikte işe başlayacak ya da işten ayrılacak çalışanlarınız için işe giriş ve işten çıkış süreçlerini yönetebilirsiniz. Örneğin, işe başlayacak bir çalışan için işe başlama tarihi öncesinde kurum içerisinde tamamlanması gereken görevleri belirleyebilir ve bu görevleri kişilere atayabilirsiniz. Bu örneğimizde işe giriş sürecinin yönetilmek istendiği bir senaryo üzerinden ilerleyeceğiz. İşe giriş ve işten çıkış süreçlerini yönetmek için ilk adım görev tanımlarının eklenmesidir. İşe giriş ve işten çıkış süreci, tanımlar, işe başlatma görevleri ekranına gelinir. Sol alt köşede bulunan ekle butonu ile yeni bir tanım ekleme ekranı açılır. Kod bilgisi otomatik olarak dolu gelir. Kullanıcı isterse değiştirebilir. Açıklama alanı görevin açıklama bilgisidir. Burada yazılan açıklama bilgisi görev gönderilen çalışanların çalışan portalında görev adı kısmında gözükür. Görevlendirme yapılacak mı seçimi, yapılmaz ise tanımlanan görev tanımı için sadece bilgilendirme e-postası gönderilir ve görev başladığında otomatik olarak tamamlandı statüsüne geçer. Bu görev örnek olarak işe başlayacak bir çalışana aramıza hoş geldin e-postasının gönderilmesini verebiliriz. Bu görev aksiyon bekleyen bir görev değildir. Görevlendirme yapılacak mı? Evet seçimi aksiyon alınacak görevler için kullanılır. Evet seçimi yapıldığında bu görev görevli kişilerin çalışan portalına düşer ve görev üzerinde tamamla aksiyonunu alması beklenir. Görev tamamlanma süresi gün cinsinden girilir. Burada girilen gün sayısına göre alınacak aksiyon süre sonunda yapılacak işlem alanından belirlenir. Süre sonunda yapılacak işlem alanının çalışması için görev tamamlanma süresi alanına sıfırdan büyük bir değer girilmiş olması gerekir. Süre sonunda yapılacak işlem alanı hatırlatma e-postası gönderilsin ve tamamlandı kabul edilsin seçeneklerini içerir. Bu alandaki seçeneklerin davranış şekli, sistem ayarları, önder ve parametreler, genel, önder ve parametreler, işe giriş ve işten çıkış süreci modülünün parametreler sekmesindeki işe başlatma ve işten ayrılma hareketi için görev tamamlanması onayında tekrar gönderilecek e-posta sayısı parametresi ile belirlenir. Süre sonunda yapılacak işlem hatırlatma e-postası gönderilsin seçilirse buraya girilen adet kadar hatırlatma e-postası görevli kişiye gönderilir. Görev hala tamamlanmaz ise süre sonunda görevi başlatan kullanıcıya bilgi gider ve bir sonraki görev başlar. Bilgilendirilecek çalışan alanı, çalışan, pozisyon, idari yönetici, üst yönetici ve işlem görecek çalışan seçeneklerini içerir. Bilgilendirilecek çalışan seçimine göre ekranda listelenen bilgiler değişir. Bu alan çalışan seçilirse sicil no seçim alanı gelir. Burada tanımlanan görevin sahibi sicil no alanından seçilen çalışandır. Görev başlatıldığında direkt burada seçilen çalışana görev bilgisi gider. Pozisyon seçilirse pozisyon kodu seçim alanı gelir. Burada tanımlanan görevin sahibi pozisyon kodu alanında seçim yapılan pozisyonda çalışan kişilerdir. Görev başlatıldığında o pozisyonda çalışan herkese aynı anda görev bilgisi gider. Bilgilendirilecek çalışanın işlem görecek çalışan seçilmesi, işe başlatma ve işten ayrılma hareketi kim için başlatıldıysa o çalışanı ifade etmektedir. Üst pozisyon ve idari yönetici seçilirse seviye seçim alanı gelir. Burada seçilen seviyeye göre işlem görecek çalışanın kartındaki idari yönetici ve üst yönetici alanlarının bilgilerine göre görev kişilere gönderilir. Mesaj içeriği ve mesaj konusu alanları mail gönderimi için kullanılan alanlardır. Buradaki parametreler içerisinden açıklama parametresi önemlidir. Bu parametre çalışan portalında bir görev tamamlanırken girilen açıklamanın parametresidir. Örneğin mail adresi açılması ve işe giriş kartının çıkarılması olarak iki farklı görevimiz var ve işe giriş kartının çıkarılması için mail adresinin açılması görevinin tamamlanmış olması ve açılan mail bilgisinin ise işe giriş kartını çıkaracak olan görevli kişiye iletilmesi gerekiyor. Bu durumda işe giriş kartının çıkarılması görevi tanımlanırken mesaj konusu içerisinde açıklama parametresi kullanılırsa mail adresi görevini tamamlayan kişinin çalışan portalı içerisinden tamamlama işlemi yaparken girdiği açıklama bilgisi işe giriş kartını çıkaracak çalışana iletilmiş olacaktır. Görev ekranına girilen bilgiler tamamlandıktan sonra kaydet butonu ile görev kaydedilir. İşe başlatma görevleri ekranında girilen bilgiler, işten ayrılma görev tanımlarına girilen bilgiler ile aynıdır.
İşe başlatma ve işten ayrılma hareketlerini başlatabilmek için bu görevleri kullanarak senaryo tanımlarının eklenmesi gereklidir. Senaryo tanımı eklemek için işe giriş ve işten çıkış süreci, tanımlar, işe başlatma senaryoları ekranına gelinir. Sol alt köşede bulunan ekle butonu ile yeni bir tanım ekleme ekranı açılır. Kod bilgisi otomatik olarak dolu gelir. Kullanıcı isterse değiştirebilir. Açıklama alanı senaryo tanımlı açıklama bilgisidir. Görev ekle butonu ile birlikte işe başlatma görevleri ekranı açılır. Açılan ekranda çoklu seçim ile görevler seçilebilir. Seçilen görev sayısı kadar satır oluşur. Görev sıralaması butonu ile bir sonraki sayfaya geçilir. Senaryo tanımları içindeki görevler sıralanabilir ve her görev için başlatma koşulu verilebilir. Bu sayede görevler sıralı ya da eş zamanlı başlatılabilir. Sıralama ekranında görev açıklaması, tamamlanması beklenecek görevler, başlatma koşulu kolonları gelir. Sağ alanda bulunan aşağı yukarı butonları ile görevler sıralanabilir. Sol alt köşede bulunan düzenle butonu ile görevler senaryoya özgü düzenlenebilir. Bir görev senaryo içerisinde senaryo özgü düzenlenirse, görevin ilk tanımlandığı hali görev tanımlı ekranındaki kayıtları değiştirmez. Tamamlanması beklenecek görevler alanı her zaman ilgili görevin üstünde bulunan görevleri getirir. Satır içinde 3 nokta açılır menü ile görev listesi açılır. Açılan ekranda ilgili görevin başlaması için tamamlanması beklenecek görev seçilir. Başlatma koşulu alanı hepsi tamamlandığında ve herhangi biri tamamlandığında seçimlerini içerir. Hepsi tamamlandığında seçimi yapılırsa ilgili görevin başlayabilmesi için tamamlanması beklenecek görev alanından seçilmiş olan bütün görevlerin tamamlanması gerekli olur. Herhangi biri tamamlandığında seçimi yapılırsa ilgili görevin başlayabilmesi için tamamlanması beklenecek görev alanından seçilmiş olan görevlerden herhangi birinin tamamlanması yeterli olur. Görev sıralaması ekranında herhangi bir koşul verilmez ise görevler kendi içindeki sıraya göre başlar. Filtreler butonu ile eklenen senaryo tanımının hangi kurum, bölüm, iş yerine göre filtreleneceği belirtilir. Kaydet ve kapat butonu ile senaryo tanımı kaydedilir. Kaydet ve işe başlatma sihirbazını aç ile işe giriş ve işten çıkış süreci, işlemler, işe başlatma sihirbazı açılır. Tanımlanan senaryoları kullanarak 3 farklı şekilde işe başlatma hareketi başlatılabilir. Bunun için işlemler menüsünden toplu işlem çalıştırılabilir. Hareketler sayfasından kayıt eklenebilir. Ya da çalışan kartı sağ tuş ilişkili kayıtlar işe başlatma hareketleri sayfasından işe başlatma hareketi başlatılabilir. Toplu işlem çalıştırarak işe başlatma hareketi yaptığımız senaryo üzerinden ilerleyelim. İşe giriş ve işten çıkış süreci, işlemler, işe başlatma sihirbazı ekranına gelinir. Çalışan ekle ile çalışan kartları açılır ve işe başlatma senaryosu çalıştırılacak çalışanlar seçilir. Ekran açıldığında işe giriş tarihi henüz gelmeyen çalışanlar listelenir. Çalışan kartları ekranında çoklu seçim ile çalışanlar seçilebilir. Seçilen çalışan sayısı kadar satır oluşur. Bir sonraki ekrana geçildiğinde seçilen çalışanlar için uygun senaryolar seçilmiş halde gelir. Uygun senaryo yakalanan çalışanların senaryo alanından 3 nokta açılır menü ile senaryo listesine gidilerek senaryo seçimi değiştirilebilir. Uygun senaryo bulunmayan çalışanlar için 3 nokta açılır menü simgesi gelmez. Sağ alt köşede bulunan kaydet butonu ile sihirbaz kaydedilir ve ekrana uyarı gelir. Hemen başlat ile çıkılınca işlem çalıştırılan hareketlerin durumu başlatıldı olarak güncellenir, ilk sıradaki görev başlamış olur. Başlama zamanını bekle ile çıkıldığında hareket kaydedilir. Hareketin durumu bekliyor statüsünde olur ve başlama zamanını bekler. Bu alandaki başlama zamanını bekle seçeneğinin davranış şekli, sistem ayarları, önder ve parametreler, genel, önder ve parametreler, işe giriş ve işten çıkış süreci ekranında parametreler alanından belirlenir. Otomatik işe başlatma hareketi için işe girişten önce başlatılacak gün sayısı parametresinde girilen gün sayısına göre hareket zamanı gelince başlar. Örneğin bu alana 2 değeri girilirse ve çalışanın işe giriş tarihi 20 Ocak ise başlama zamanını bekleyen bir hareket için başlama zamanı 18 Ocak olacaktır. İşten ayrılma hareketi için bu durum farklı çalışmaktadır.
Örneğin bir işten ayrılma hareketi başlatılırken başlama zamanını bekle denilirse ekrana başlama zamanı seçimi için tarih seçim alanı gelir ve bu alandan girilen tarih bilgisine göre hareket başlar. İşlem çalıştırıldıktan sonra hareket ekranına gidilir. Durumu başlatıldığı olan hareket içine girildiğinde görevlerin tamamlanma durumları incelenebilir. Başlatıldığı olan hareketin içindeki görevler manuel düzenleme ile tamamlandı durumuna çekilebilir. Durumu bekliyor olan hareket başlama zamanını beklemeden sağ alt köşede bulunan başlat butonu ile ya da sağ tuş menü durum değiştir başlatıldı yapılarak başlatılabilir. Durumu tamamlandı ve iptal edildi olan hareket için durum değiştirme işlemi yapılmaz. Durumu başlatıldı olan bir hareketin sürecini inceleyelim. İlk olarak durumu başlatıldı olan hareket için manuel düzenleme yapma imkanı vardır. Burada kaydı düzenleyen çalışan manuel tamamlama, tarih girme ve işlem açıklaması girerek görev akışına müdahale edebilir. Manuel müdahale edilmediği normal bir akış içerisinde ise görev sahibi kişiler tamamlanması gereken görevin bilgisini ilk olarak e-posta yoluyla alır. Görev bilgisi çalışana iletildikten sonra çalışan portalı, profilim, görevler alanından üzerine atanmış görev listesine erişebilirler. Burada kişiye atanan bir görev olabileceği gibi kişinin pozisyonuna atanan bir görev de olabilir. Direkt kişiye atanan bir görev olsaydı görevli kısmında görev sahibi kişinin adı soyadı listelenirdi. Bu pozisyona atanan bir görev olduğu için görevli kısmında pozisyon adı yazmaktadır. Pozisyona atanan görevler için ekrana ilk aşamada kendine ata seçim gelmektedir. Bu pozisyonda çalışan kişi görevi kendine ata seçimi ile üstüne aldığında aynı pozisyonda çalışan diğer kişiler de bu görev bilgisi listelenmez. Kişi görevi kendisine atadıktan sonra ekrana tamamla ve geri bırak seçimleri gelir. Burada kişi geri bırak ile görevi tekrar görev havuzuna geri bırakabilir. Böylece aynı pozisyonda çalışan diğer kişiler de bu görev tekrar gözükmeye başlar. Pozisyona değil direkt belirli bir çalışana atanan görevlerde kendini ata ve geri bırak seçimleri gelmez. Sadece tamamla ve geri al seçimleri listelenir. İlgili görev kaydı üzerinde 3 nokta menüden işlem yap ve incele seçimleri bulunur. İnceli ile açılan görev tanımı içinde tanımlanan ve e-posta olarak gönderilen görevin mesaj içeriği ve mesaj konusu yazmaktadır. İşlem yap ile açılan ekranda açıklama bilgisi girme alanı bulunur. Burada girilen açıklama bilgisi eğer bu göreve bağlı görevlerin mesaj içeriğinde açıklama parametresi ekli ise bir sonraki görevliye giden bilgi mesajı içinde aktarılır. Mesaj içerisinde parametre ekli değilse girilen açıklama sadece işe başlatma hareketi içinde ilgili görev satırındaki işlem açıklaması alanında listelenir. Portal üzerinden yürütülen bütün akış ürün içerisinden takip edilebilir ve bir hareketin içindeki görevlerin hepsi tamamlandıktan sonra o hareketin tamamlanma yüzdesi 100 olur. Ve bu hareketin durumu otomatik olarak tamamlandı statüsüne geçer. Bu akış içerisinde yöneticiler ekibinde çalışan kişilerin üzerinde bekleyen görevleri listeleyebilir ve bu görevleri ona bağlı çalışanlara atayabilir. Yetkileri verilmiş bir ekip yöneticisi çalışan portalına giriş yaptığında, ekibimin görevlerine tıkladığında ekibindeki kişilere atanmış görevleri listeler. Yönetici başkasına ata butonu ya da işlem yap ile toplu görev atama ekranını açıp ilgili görevleri ekibinde başka bir çalışanı atayabilir. Yönetici bu işlemi yaptığı zaman bu ekranda girdiği açıklama bilgisiyle göreve atanan kişiye standart bir bilgi maili gönderilir ve görevli çalışan portalına giriş yaptıktan sonra tamamlanması bekleyen görevlerde ilgili görev bilgisini görür.
Bütün sürecin çalışan portalı içerisinden yönetilmesi için kurumsal portal yetki grubu içerisine, işlem yetkileri içerisinde işlem türü görevleri, yetki tipi, incele, listele, durum değiştir. Form yetkileri içerisinde modül adı görevlerim, form adı görevlerim, ekibim görevleri alanları eklenmiştir.